arkadaşlar. Bugün merkeze olmayan peer to peer finans ekosistemi olan Zipper projesinden bahsedeceğim. Blockchain teknolojisi her geçen gün büyüyor. Yatırımcılar için yeni fırsatlar ortaya çıkmaya devam etmekte. Çok farklı projeler çıkmasından dolayı insanlar nereye yatırım yapacakları konusunda tereddüt yaşamaktadır. Bugün size tanıtacağımız Zipper platformu ise oldukça ilgi çekici. Zipper Blockchain teknolojisine dayanan, merkezi olmayan bir peer-to-peer -peer finansal ekosistemidir. Proje, dünyanın önde gelen firmalarından aktif yatırımcıları ile borçlar arasında yenilikçi sermaye akımları sağlamayı amaçlamaktadır. Her katılımcı, yatırım ve borç verme faaliyetleri, geliştirme gibi değerlerin değişimiyle peer-to-peer finansmanın herkes için makul ve uygun hale getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Çeşitlendirilmiş yatırım portföyü, verinin tedariği ve değişimi, risk analizi, tahlil yöntemi ve kesintisiz sermaye akışı platformun genel özellikleri arasında sayılabilir. Zipper ile sınırların ve para birimlerinin ötesine geçen etkili yeni bir finansal ortam oluşturulmaktadır. Peer-to-peer -peer finansmanı alanında lider yenilikçi şirketlerin aktif işbirliği sayesinde küresel ölçekte yenilikçi bir fon akışı sağlanacaktır. Zipper tokenı tüm ekosistem katılımcıları tarafından kullanılacak bir değişim aracıdır. Bu peer to peer kredilerinde veri sağlayıcıları tazminatı, alıcılar için komisyonlar dahil olmak üzere tüm işlemlerde para birimi olarak kullanılacaktır. İşlemler her zaman şeffaf kalacak ve ziper kullanması nedeniyle herhangi bir kısıtlamaya uğramayacaktır. Zipper ülke para biriminden bağımsız olarak borç alma ve borç verme imkanı sağlayacaktır. Borç alanlar düşük faiz oranlarıyla krediler alırken Borç verenler daha yüksek getiri alırlar. Bu nedenle proje yatırım teşviki için oldukça önemlidir. Düşük oranlı faizlerle borç alarak yatırım imkanı sağlamak harikulade olacaktır. Platform son teknolojik yazılımlarla donatılmıştır. Global yatırım portföyünde uluslararası kabul görmüş bir robo danışman algoritması ile desteklenmiştir. Bu algoritma yatırım riskini azaltmak ve yatırım çeşitliği ile güvenliği sağlamak için kullanılacaktır. Bu sayede platform yatırımlarının güvenli bir şekilde yapılması da sağlanacaktır. Ekosistemin nasıl çalıştığına bakacak olursak eğer, yatırımcılar Bunlar kar elde etmek isteyen bireylerdir veya kurumlarda diyebiliriz. Peer to peer finans şirketlerinin bireysel ürünleri, Robo Advisor tarafından tasarlanan portföyler, diğer yatırımcıların yeniden satış talep ettiği alacaklar. Şimdi de peer to peer finansman şirketlerine değinelim. Bu şirketler yatırımlarla ilgili her şeyin kontrolünü sağlarlar. Bunlar geri ödeme yöntemini, borç alanları değerlendirmeyi ve borç üretmeyi içerir. Kredi anlaşmasını ve kredilerin yönetimi her ülkede farklılık göstermektedir. Bunun nedeni bir ülkenin coğrafi konumu ve kültürel özellikleri ile ilgilidir. Bu nedenle her ülkenin yasalarına uygun olarak yapılmalıdır. Bu nedenle de ülkelerinde kredi işinde uzman ve mevzuatına hakim olmalıdırlar. Roma danışmanlık şirketleri ise bu şirketlerde Ziperp ekosistemindeki yatırım ürünlerini bazı kriterlere dayanan algoritmaları ile analiz etmektedirler. Bunlar arasında varsayılan oranlar, iflas oranları, yatırım süresi, dönüş oranları vesaire daha birçok durumdan bahsetmemiz mümkündür. Ayrıca yatırımların etkili çeşitlendirme yoluyla daha fazla kar elde etmesini sağlayan portföy oluşturma işlevine de hizmet ederler. Birden fazla Robo Advisor şirketi tarafından tasarlanan bir dizi portföyler aracılığıyla yatırımcılarına seçim için sunulacaktır. Bunlardan bazıları ise güvenlik odaklı yatırım ürünleri, agresif yatırım ürünleri, ikincil ürünler. NPL alıcısı bu bireyler veya kurumlar takipteki kredileri almaya söz verir. Yatırımcılarına kefil olarak hizmet ederler. Şimdi de token bilgilerinden bahsedelim. Zipper tokenı Zipper ekosisteminin bakımı ve aktivasyonu için gereklidir. Katılımcılar ve token sahipleri uygun bir katkı payı alacaklardır. Katılımcının türüne bağlı olarak kullanıcıların ekosistemine bağlılıklarını garanti altına almak için belirli bir miktarda Zipper tokuna sahip olmaları gerekmektedir. Bu aslında kayıt için ön şarttır. Token satışındaki toplam üretim 3 milyar 500 Zipper'dir. Ancak ICO için sadece 2 milyar 200 ayrılmıştır. Zipper 1 milyar 100 Zipper Peru ICO ve toplu satışa ayrılmıştır. Tokenların %50'si tokenlı satış için tahsis edilirken ekosistem tokenlarının %22.3'ünü alması bekleniyor. Tokenların %12'si proje ve danışmanlara tahsis edilirken %10.7'si rezerve için saklanmaktadır. Hardcap ve Softcap sıralarıyla 48.000 ve 5.000 Ethereum'dur. Ve, ve bu token satış için kabul edilen kripto para birimi Ethereum'dur. Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek ve projede yer almak için aşağıdaki linkleri ziyaret ediniz. Başka bir projede görüşmek üzere.